ay sonu yani yıl sonu itibariyle altının ve dövizlerin biraz yukarıya doğru çıkacağını düşünmüştük, hep de söylemiştik. Ve dediklerimiz doğrultusunda altın olsun, döviz olsun yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Yine söylüyorum, bankalar malum 2022'yi bitirince 23'e geçeceğimiz şu günlerde bankalar açık pozisyonlarını kapatmak zorunda. Yani altınsa altın, dövizse döviz. Tabii ki bunun şöyle bir analiz ettiğimiz zaman 1870 lira seyri, dolar seyri sürdürürken 1975 lirada euro. Altına baktığımız zaman altın 1085'te 1080 arası gidip geliyor. Tabii bu yıl sonuna doğru 1100'ü devirir diye düşünüyorum. Enflasyon rakamları da açıklandı. İşte yıllık, aylık tefe tüfe diye. Onun da etkisi var. Bunların hepsini beraber koyduğunuz zaman altında, dövizde yukarıya doğru tırmanmaya devam edecek diye düşünüyorum. Son günlerde hem Avrupa Birliği hem Amerika merkez bankaları sürekli faiz yükseltiyor. Sürekli faiz yükseltmesinin sebeplerinden bir tanesi de ekonomilerin, onların da Avrupa'nın da ve Amerika'nın ekonomisinin iyi olmadığını gösteriyor. İç piyasaya baktığımız zaman da evet, iç piyasada durgunluk var. Ama döviz piyasası, altın piyasasında hareketlenme var. Tabii ki bunlar günübirlik oluyor. Saniye saniye, dakika dakika yükselir düşer. Bu önümüzdeki günlerde de bu altın ve dövizde yükselmeler bekliyoruz. Bakın bundan 5 ay önce dövizden euro aynı gidiyordu. Şimdi tekrar dolar geride kaldı. Euro biraz daha yükselmeye başladı. Bu da Avrupa para biriminin biraz daha değer kazanmasına kaynaklanıyor. Demek euro biraz daha değer kazanıyor dolar karşısında. Bakıp göreceğiz önümüzdeki haftalarda.